Atalarım şeytandan Allah'a sığınırım. Atalarım İbrahim'in ve İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Milleti İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub. Ben bunu mahkemede delil olarak söylemiştim. Maşallah. O zamanlar Türk kavmindenim, İslam milletindenim diye yargılanıyordum. Evet. Millet din anlamında, ben de diyorum işte İslam milletindenim. Türk kavmindenim dedim. 15 yıl falan hapis cezası istediler bize o zamanlar. Ben de bizim avukatlar falan o zamanlar tabii ilginçlerdi. Kendim delil bulmuştum Kur'an'dan. Bu Kur'an ayetini mahkemede okudum. Milleti İbrahim'e, İshak'a ve Yakup. Bakın burada dedim. İbrahim'in dini olarak milleti İbrahim diye geçiyor dedim. İbrahim milleti. Ben de bu anlamda söyledim dedim. Tabii mahkeme bizi dinlemedi. 19 ay efendim 10 ayı en azılı akıl hastaları için olmak üzere 9 ayı da hücre hapsi olmak üzere 19 ay yattık. Sonra doğru söylüyorsun dediler. Bunda bir suç unsuru yok dediler. Gidebilirsin dediler. Biz de 19 ay yatmış olduk. Evet hocam. Tabii hayır var. Tabii Hayır ki var. inşallah. Güzellik var. İlla ki Cenab-ı Allah Hazreti Yusuf'un sünnetini uygulatacak. İnşallah. Çok şerefli çağrınız hocam. Maşallah. Şimdi haksız da uğrayacaksın ki Hazreti Yusuf makam olsun. Evet inşallah. Haklı olarak hapse girersen Hazreti Yusuf makam olmaz. Tabii. Haksız da uğrayacaksın. Mesela çocuk daha genç. Kuyunun, derin kuyunun dibine bırakıyorlar. Şimdi bu o kadar adaletsizlik, bu kadar vicdansız bir hareket ki. Ondan kalmıyor. Arkasından kadın cinsel ilişkiye girmek istiyor. İftira atıyor. Arkasından hapse konuyor. Kimse arayıp sorduğu yok hapiste. 7 yıl kalıyor. Evet. Bir ara akıllarına geliyor. Allah vesile ediyor. Yani bir an akıllarına gelmezse bir soru sormak için o da. Yatacak. Tabii. Yani ömür boyu yatacak. Peki o fütur getiriyor mu? Bir bitkinlik, bıkkınlık? Yok. Bayağı mutlu. Maşallah. Cezaevinde 7 yıl. Gayet hatta orada müdür falan da etkilemiş. Evet. Herkes onun sözüne göre hareket ediyormuş. Maşallah. Hapishanede. Evet. Maşallah. Evet. Maşallah. Bak canım benim hiç çıtırı çıkartmıyor. Evet, Allah'a tevekkül etmiş. Allah özellikle meydana getiriyor. O iyi bilir diyorlar ya. Öyle birisi vardı hapishanede. Gidip ona soralım diyorlar. O zaman getirin diyorlar. Bakıyor ki çok mükemmel akıllı. O zaman sen hapse gitme diyorlar. Bize yardımcı ol. Aklı vesile oluyor. Çok akıllı olduğu için. Hazreti Yusuf'un tankı topu mu vardı? Yok. Binlerce talebesi mi vardı? Yok. Parası mı vardı? Yok. Neyi vardı? Samimiyeti vardı. O devrin mehdisiydi. Allah ona galip etti. Şartı ne Cenab-ı Allah? Çileye tahammüllü olacak. Evet. Çileye sabırlı olacak. Acıya sabırlı olacak. İnşallah. Yoksa kendini böyle acı çekiyormuş gibi göstertip ama acı çekmeden böyle bir netice oluşmuyor. Evet.